Nasıl? 23 Haziran 2019 şu anda Erva Din Görevlileri Derneği'ndeyiz. Yakın çekim yap, şefimizin gelişini kutluyor. Erva Din Görevlileri Derneği'nden Facebook'tan canlı yayındayız. Evet, aşağı yukarı 5 yıldır Erbaa'da bulunmakta olan Erbaa Müftülüğü şeflerinden Ahmet Nuri Kurt'tu değil mi isim? Evet, size bir dinleyelim. Hocam teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Evet, çıkacağız zaten. Nereye gidiyorsunuz buradan? Yozgat Eğitim Merkezi'ne gidiyorum. Yozgat Eğitim Merkezi. Diyanet Eğitim Merkezi mi var orada? Evet. Bütün arkadaşlarımızı da bekliyorum hocam. Allah razı olsun. Yozgat'ta diyorsun değil mi? Oldu. Sağ olun, teşekkürler. Şimdi hocam siz de Erbaa vaazısınız. Şeflerde rotasyon devam ediyor değil mi? Yani teplerin mekanında ferah vardır. Ben doğrusunu yapıyorum 5 yılda bir. Benim niyetim de 5 yıl sonra. Evet. İnşallah kadar kaldı 4 senemiz. 4 senemiz de şimdi canlı yayında ben bunu YouTube'a da atacağım. Belki de 10 sene kalırsın belli olmaz. Yok 10 sene kalamıyoruz. 5 artı 3 maksimum. Ha sizde de var he mi o? Yine 10 yılı buldu hocam. Peki bu Diyanet şeflerin rotasyonunu uyguluyor da şefimiz Erbaa'ya gelir gelmez bizi rotasyonla dağıttı 5-10 kişiyi. Ama arkası gelmedi. Ben Diyanet'e şunu teklif ediyorum. Hiç kimse kendi bölgesinde imamlık yapmasın. Herkesin farklı bölgelere dağılsın. Rotasyonunu teklif ediyorum. O zaman görecek ki evet. Hizmetin daha fazla arttığını, kalitenin yükseldiğini, ilmin arttığını göreceklerdir. Hocam yanlış bilgi var. Şeflerde rotasyon yok. Yok mu şeflerde? Ben var. Şeflerde var değil mi? Devam ediyor herhalde. Benim bildiğim. Şefime sorun. Ben vaizleri söylüyorum. 5 artı 3. 5 artı 3. Şefim size devam ediyor değil mi rotasyon? Abi kameralara bilgi vermiyorum. Kameralar kapandıktan tamam. Sonra... Tamam. Oldu. Basına kapanma açıklama yapmaya çalışıyorum. Ben bunu evet Aslan hocam siz de kahvaltıya geldiniz. Basın kartını da alacağım inşallah. Basın kartını da almadım. Tamamlarla 30 artı sonsuz rotasyon. Kaç dedin? 30 artı sonsuz. Sonsuz evet. 65'e kadar. Evet. Sen ne anladın? Abi herkes niye para takılıyorsunuz ya? Önden başı takılacaklar. Evet. Önden başı takılacaklar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Erbaa Din Görevlileri Derneği'ndeyiz. Müftülük şefimizin veda kahvaltısı var. Evet İshak hocam, kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim kardeşim. Hoş geldiniz, sefaya geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ne diyorsunuz, hazırlık yapıyorsunuz? Evet, şefimiz yolcu edeceğiz. Evet. Onun için bir kahvaltı tertipledik. Evet. Derneğimizce. İnşallah hayırlısını uğurlayacağız. Hayırlı olur, evet. İnşallah. Hayırlısı olur, hayırlısı olur. Kahvaltımızda, menümüzde neler var? Menümüzde... efendim kaşar peyniri kaşar var. Peyniri var. Efendim beyaz peynir beyaz var. Peynir var. Salam var. Salam var. Zeytin var. Tereyağı var. Efendim salam var. Evet. Bal var. Bal var. Bal var. Aynı zamanda efendim, da çay var değil mi? Evet. Aynı zamanda çay var. Simidimiz de var. Evet, simit de var. Evet. İnşallah. Evet. Ya menümüz bu. Menümüz zengin. Zengin mü? Menü güzel. Allah olmayanlara da verir. Amin amin. Var mı başka söylemek istediğin? Yok. Evet Mehmet Ferah Bey. Başkanımız. Seni de emekliliğin hayırlı olsun. Başkanımız daha güzel detaylı anlatacaktır inşallah. Emekli oldun. Nasıl işler? Güzel bir şey. Yani güzel bir durum. İnşallah herkese Allah nasip eder. Evet inşallah. 33. 33. Aşağı yukarı 34 yıldan emekli yani, oldunuz. Evet. 33 küsür mü? Keşke. 33 800. 33. He. Keşke 35'i tamamlasaydın. Nasıl ya? Evet. Şu anda Din Görevlileri Derneği'ndeyiz. Misafirhane, yatakhane de var burada. Şöyle başkanımızın oraya da doğru gidelim. Tamam. Evet, Erbaa Din Görevlileri Derneği Başkanı. Evet, hoş geldiniz. Mustafa Ünal'ın yanındayız. Hoş bulduk. Buyurun hocam. Evet. Şefimiz için herhalde bir kahvaltı düzenlediniz. Evet, Mehmet
Nuri Kurt hocamız, Ahmet Nuri. He, Ahmet Nuri, he. Ben de Ahmet Nuri dedim de yoksa evet, adı Mehmet mi? Evet. Tayini çıktı. Yozgat Eğitim Merkezi'ne. Evet. Allah razı olsun 5 yıldır bizlere hizmet etti. Evet. Biz de dedik ki bir veda kahvaltısı düzenleyelim din görevler derneği evet, olarak dedik. Evet. Ve inşallah bugün de dün de arkadaşlarımıza mesaj çektik. Evet. Ve bugün inşallah onun adına güzel bir kahvaltı, bir sohbet, muhabbet. Hani derler ya, gönül ne kahve ister, ne kahvane. Gönül muhabbet ister, çay bahane, kahve bahane. Çay bahane, kahvaltı. Onun için de evet, bizler bir hocamıza bir jest yapalım dedim. Ve böylece inşallah bugün burada bir kahvaltı yapacağız. Akabinde de bir muhabbet falan edeceğiz, evet, ayrılacağız. Hocamızı da uğurlayacağız. Evet. 5 yıldır müftülük adına, bizler adına yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Allah razı evet, olsun. Ve biz de hizmetimize devam ediyoruz. Çok evet, teşekkür ediyorum. Çok isabetli olmuş böyle bir kahvaltı kararınız. Allah razı olsun. Şu anda Facebook'ta Din Görevleri Derneği'nden canlı yayın yapıyoruz. Öyle mi? Evet, oradan yapıyoruz. Sizin faaliyetiniz olan. Allah razı olsun. Bir de derneğimiz hakkında bilgi verelim. Burada misafirhane falan var. Tabii tabii, misafirhanesi var. Yine gençler için masa tenisimiz var. Evet. Yine çay ocağımız var. İşte lokalimiz var. Evet. Yine kütüphanemiz var. Özel işte kendimize yine başkanlığa ait yine ofisimiz var. Evet. Tamam mı? Bir güzellik olsun dedik. Biz din görevlere her şeyin en güzeline layık olduğumuzu bildiğimiz için evet, en güzel yerlerde de kalmaya gayret edeceğiz. Evet. İmkan dahilinde. Onun için de biz tüm arkadaşlarımız da buraya bekliyoruz. Din görevlerine evet, bekliyoruz. Çünkü her geldiklerinde internet imkanı var. Evet, devamlı internet var. Çay var. Yani, yeri uzak olanlar, misafirlere tabii, kaç kişilik yatak? Aleyküm selam hocam, hoş geldiniz. Yani ben şunu şöyle söyleyeyim. Hocam içerimizde misafirhanemizde 3 kişilik yatağımız evet, var ama aynı zamanda kışın da sıkıntı yok. Doğal gazda olduğu evet, için 5 tane de şeyimiz var. Kanepeler var. Kanepemiz evet, var. Kanepelerimizin altında da zaten yorganımız, yorganı, her şeyi hazır. Yani 10 kişi, 20 kişi rahatlıkla. Evet. Zaten ayakkabıyla girilmediği için her yere evet, hava evet, olduğu için evet, her yer mükemmel bir şey. Mükemmel. Biz şu anda 10 dakika sonra da başlayacağız. Evet. Arkadaşlarımızı da davet ediyoruz. Evet. Bizi izleyen varsa kahvaltıya da gelsin. Tabii tabii tabii. Tabii. Zaten mesaj gitti. Tabii, teşekkür ederim hocam. Ben de teşekkür ederim. Sağlam, ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Mustafa Bayram. Evet, hoş geldin sen de. Ne diyor, ne yapıyorsun? Hocam çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Kahvaltı için geldiniz sizler. Evet, evet. Şefimizi uğurlamaya geldiniz. Evet. Bir söyleyeceğin var mı? Diyeceğin var mı? Aynı şefimiz ayarında bir arkadaşın gelmesini. Evet. İnşallah. İnşallah. Evet, siz de bir tanıyalım. Selami Güneş, Koçak Bölgesi. Evet. Bilmiştim. Toplantıya gittik. Kahvaltıya geldik. Tokat'tan geldiniz buraya. Tokat Ümmet Mezunu. Evet. Erbağ'dayım. Beraber okuduk. Beraber okuduk. Kaç yıl oldu senin? Evet. Fotoğrakıp diye biliyoruz biz. He, okuldayken evet, fotoğrafçılık yapıyorduk. Fotoğrakıp diye biliyoruz. Şurada evet, ne diyelim? Kaç yıldır görevdesiniz? Kameraman Galip. Evet. 30 yıl olacak. 30 mu oldu? 30 yıl. Evet. Sağ ol, teşekkürler. Biz teşekkür ederiz hocam. Evet, senin var mı bir diyeceğim Halil'e? Belki izler. Şefimizi uğurlamaya geldik. Evet. İnşallah geleceği yerde hayırlı olur kendisi için. İnşallah öyle olur. Toplantı geldik işte. Almanya'da abine bir şey diyor mu? İzler o belki. Efendim? Halil'e bir şey diyor mu? Selamlar diyorum. Evet. Kaç sene daha kalacak orada? Bir sene. Bir sene mi kaldı? Halil'e ne de görsün diye. Efendim? Ne de görsün diye. O izler, izler onu. İzler, izler. Öyle değil. Orayı da sen. Halil izlediğin zaman izledim de tamam mı? Tamam. Kardeşine. Böyle daha bir tane daha var. Var mı? Canlıyız, canlı. Evet Celal Bey. Hocam bir tane daha alayım. Senin var mı bir diyeceğim? Şefimizi kahvaltı için toplandık. Evet. Üzüntülüyüz tabii ki. Şefimiz gerçekten çok değerli bir kardeşimiz, arkadaşımız. Evet. Ama meslek icabı onların da buradan 5-6 evet, sene belirli bir süre sonra evet, gitmesi gerekiyor. Gitmesi gerekiyor. Hayat devam ediyor. Onun için de
Ben ona başarılar dilerim. Bundan sonra evet. Hayatımda. Ama dostluğumuz devam edecek tabii. Evet inşallah. Zaten Yozgat'a beklerim diye gelenleri diye. Gideceğiz zaten. Evet. Baskın yapacağız ona. Yozgat'ta Diyanet eğitimi vardı değil mi? Ay, yeni açılıyor. Yeni mi açılıyor? Evet. Tokat açılmıyor mu acaba hiç? Bilmiyorum. Ama Yozgat'ta şu anda inşaat halinde hala teslim edilmemiş ama bir kısmı evet, faaliyete geçti. Gibi. Evet, devam. Evet dedemin torunu sen ne diyorsun? Dünya ezilik deden ya anahı bırakacağım burada. Kavas yapacağım. İyi hoş geldin. Muhsin. Allah kolaylık versin. Sağ ol. Hepiniz hayırlı olsun. Dedemi tanıyor musun yoksa? Maşallah maşallah. Maşallah. Hizmete devam. Hizmete devam. Çok güzel. Kaç yıl oldu hizmete? Biz 29'a girdik. Hedef? Hedef herhalde 32 olacak. O zaman 65'e mi geliyor? 62-67. Evet. 54'e geliyor. Ya şu anda 49. Ben 65'e kadar çalışabiliyorum demek istedim yani. Çalışabiliriz ama herhalde çalışmayacağız. Herhalde 3-4 sene sonra bırakırız. Valla 3-4 sene emeklilik geldin Emi Şahin. O zaman değişebilir. Tabii. İyi sağ ol. Teşekkürler. Sizin var mı diyeceğiniz? Olurum diyenler inanma. Gideyim hocam. Günün gelip olurum. Herkese hayırlı sabah. Tanıyalım sizi. Ben Duran Akbürüt, Pınar Bey'in köyü, Alan Mahallesi Camii Namur. Erbağlıyım Gokal kasabasında. Akbürüt dediğim zaten Gokal'dır. Kumuşalan köyündeki imamlarla akrabalığın var mı? Var. Hanımın birisi amcası, birisi de amcasının oğlu. Evet. Oldu sağ ol. Teşekkürler. Evet Salih. Geldin mi? Hoş geldin Salim Bey. Salim Temiz. Evet, Bayram. Sen demiyor musun bir şeyler? Biraz daha söyleyeyim abi. Tamam oldu. İshak Bey, Erkan grup muyu bugün nerede? Erkan, Demirköy. Gelirse biraz sonra gelir. Gelir mi? Evet, sağ ol. Demlik arıyorum. Bir tane demlik. Az gelecek bir tane daha demlik arıyorum. Bir tane daha demlik. Buldun mu ya? Arıyorum. Evet. Yanlış şey demesen Şahin'i SC'ye gönder oradan geçsin diye herhalde bir demin. Evet tamam. Gönder ha orada. Tamam. Hocam ağaç şöyle. Evet Erbağ Dingörer'ler denleyindeyiz. Şu an penceredeyiz. Erbağımız gördüğünüz gibi. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Ahmet abi hoş geldin. Hayırlı olsun. Duyum doğru mu? Ahmet abi, ne demek lan? Ne biçim konuşuyorsunuz adama? Şimdi, dinle. Dinle. Bir şey duyduk, doğru mu? Ahmet hoca. Ahmet hocam bir şey söyleyeceğim. Murakipsin değil mi? Gideceğin yere diyecek ki yarın bölgenizi ziyaret edeceğim diyecek. Bir tane sen bilirsin içinden. Hocam yarın inşallah bölgenizi integre. O zaten arkadaşlara der. Hem gittiğin yerde tavuğunu hazır bulursun. Hem çayını hem de imamını. Yeni belli mi? Anladın mı? Ya evet. Nere olursa. Teşekkür ederim. Hocam sana söylemiş. Ben de şu anda duydum. Tercih yapacağım. Efendim? He, ben de şu anda duydum. Hayırlı olsun. Murakıplık sınavına. Murakıplık sınavına. Tercihler yapılmalı hocam. Henüz açılmalı. Şeyle beraber şükür edelim. Başka var mı? İyi hayırlı olsun. Tokat'tan var da. Erbağ'dan yürü iki kişi. Allah eylesin. Hayırlı olsun. Yolun açık olsun. Amin inşallah. Dua edin. Dualarınız sizinle.
Tezini yapacaksın mı? Şu anda sadece katılın. Ne alayım? Sözlü derken yazılısı da mı var mı? Yazılı da var. Ortalama bitti mi hocam şimdi? Ortalaması açıklandı. Hocam yazılı var. Evet. Yazılı da kazanıyorsunuz. Bitti mi yani? Bunların hepsi bitti mi? Yazılı hocam sadece tercih yapacağım. Sözlü adam şunu rakip ya. Sözlü notumuz açıklanıyor diyorlar ki siz tercih yapabilirsiniz. Ben şimdi tercih seviyesindeyim şu an. Tercih seviyesinde. Ahmet hocam. Buna dörtlü yok mu yani? Evet hocam. Siz de bir tanıyalım. Evet, ben Hüseyin Bolat. Habiboğlu Camii imamıyım. Habiboğlu Camii nerede? Habiboğlu Camii Sanayi Camii'nde bu yanda. Sanayiye giderken akbülüslerin evet. Güzergahının üstünde. Oralarda bir yerde senin. Senin önceden evde oradaydı zaten. O yüzden mi o camiye gittiydin? İşte orada. Orayı sattık sonra biz evet. Bir yerden aldık da. Şu anda o camiye niye Habiboğlu Camii demişler? Cami yaptıran bir şahıs zaten. Bunların evet. Sülalenin ismi Habiboğlu olduğu için. Evet. Yaptıran da. Kabilenin ismini vermiş. Evet. Cami yaptıranı zaten isim veriliyor. Aynı zamanda Gölenlileri Camii olarak da biliniyor. Yani genelde arasında bilinen şey evet. İsmi var. Ama Habiboğlu işte resmiyette öyle geçiyor ama genelde Gölenlileri Camii olarak biliyorlar. Gölenlileri Camii. Gölenlileri Camii. Yaptıran yani Habiboğlu. Yaptıranlar Gölenlilerden olduğu için. Evet, Akgün amca. Resmiyette Habiboğlu. Vefat etti. Evet. Allah rahmet eylesin. En büyük yatırımı yapmış. Tabii ki. Ya, tabii. Zaten önden ne gönderdiysen karşında onu bulacaksın. Din Görevi Derneği'yle de bir itibatın var değil mi senin? Burada görevliyiz işte. Evet. Mustafa Can'la beraber aynı ekipteyiz. Evet. İşte bazı şeylere yardım ediyoruz. Evet. Çok güzel. Şefimizin de işte veda şeyi vardı. Ona bir şey yapabiliriz. Evet. Çok güzel isabet olmuş. Evet. Yemeğe geçeceğiz. Tamam. Şu anda kahvaltıya başlayacağız. İnşallah tekrar buluşuruz. Teşekkürler.